Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir cuma toplantısında keyifle birlikteyiz. Ve bugün aslında geçtiğimiz haftalarda hep işin bilimini konuştuk doktorlarımızla, diyetisyenlerimizle. Bugün mesleki donanım ve herhangi bir bireyin bu yüzyılda var olurken kendini muhakkak geliştirmesi gereken çok önemli bir alana değiniyor olacağız. Ve dijital dönüşümde demin aslında belki kulak misafiri oldunuz ama hiçbir zaman olmadığı kadar çok hızlı hayatımıza penetre olmaya başladı. Bu meslekte de biz hep söylüyoruz, çok göz önünde sağlığı ilişkilendiren kişilerin dijital ortamlarda çok fazla arama yaptığı, yani aslında dijitalle çok bağdaşmış bir meslek beslenme ve diyetetik ve özellikle de kilo vermek. Neden olduğunu zaten Ercüment hocamız birazdan anlatıyor olacak. Biz katılanlar vardır, hatırlayanlar muhakkak var. Bodrum'da kaç yıl önce yine Ercüment hocamızla birlikteydik. O zaman da mesleki olarak çok önemli dokunuşlar yapıldığını herkes zaten ifade etmişti. Tadı damağımızda kalmış toplantılar oluyor her seferinde sizinle birlikte hocam. Ve yine hem de talep de geldi hem de kendimiz de çok istedik. Esas şimdi günümüzün çok konusu ve kendisini tanımayanlar için de gerçekten dijital dönüşüm konusunda hem öğretim görevlisi hem de yıllardır çok bu alanda başarılara imza atmış firmalara danışmanlık veren bir duayen rahatlıkla diyebiliyorum ve uluslararası platformlarla da mesleğini yürütüyor. Bugün çok teşekkür ederiz bu yoğunlukta bizi de kabul ettiniz. Şimdi şöyle başlayalım, hepimizin çok ilgisini çeken konular oluyor. İnteraktif muhakkak olsun ama önce biraz isterseniz belirli konuları Ercüment Hocam anlattıktan sonra soru cevap şeklinde ilerleyelim. O zaman çok teşekkür ederiz hocam, kabul ettiniz ve sözü size veriyorum. Peki, öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Eğer ki internet bağlantımda ya da görüntüde bir problem yaşarsanız beni uyarın. Hızlıca yerimi de değiştirebilirim. Bu konunun altını çizerek başlayalım. Şimdi öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim Buket Hanım'a ve Tuğba Hanım'a. Herhalde tanışıklığımız aşağı yukarı 3-4 seneye dayanıyor. İlk başta ticareten bir tanışıklık olmuştu ama şu anekdotla başlamak isterim. Buket Hanım, Ercüment Bey, biz bu diyet ve SDM diyeti projesini diyetisyenlerle paylaşırken onların kariyer yolculuklarına ve dijital iletişim alanında da yatırım yapmak istiyoruz ve onları geliştirmek istiyoruz demişti. Ben de bana bir vaka lazım demiştim ve bu vakayı anlatabilmem lazım. Yani sıfırdan alıp bu diyetle gerçekten süreci izleyebilmemin çok önemli olduğunu düşünüyorum demiştim. Tabii o zamanlar kilo olarak bayağı yukarıdaydım. Şu an çok daha iyi durumdayım. Yine Buket Hanım sağ olsun. Ve o dönemde benimle birlikte bir projeyi başlattık ve ben de SDM diyeti kullanarak çok ciddi bir kilo verme süreci yaşadım. Ve aslında bunu hem bir nevi proje olarak da değerlendirdik ve o süreci, o süreçte dijital hangi araçlardan faydalandığımı, o süreçte aplikasyonları nasıl kullandığımı, akıllı saatimi nasıl kullandığımı, uyku düzenimi nasıl ölçtüğümü, birçok şeyi de Bodrum'da, daha sonrasında İstanbul'da farklı yerlerde sunarak anlatmıştım. Hatırlayanlar belki olur. Tabii bu süreci geçirirken dünya değişti, kullanım alışkanlıkları değişti, davranışlar değişti ve bütün bu süreçler değiştiğinde de aslında bugünkü korona sürecine kadar geldik. Fakat biz o gün, yani 2 yıl önce, 3 yıl önce bu uygulamaları, iletişimi, süreçleri konuşurken yine aynı şeyden bahsediyorduk. Davranışlar dijitalleşiyor. Dijitale doğru ciddi bir kayış var. Bu kaymayı, bu eksen kaymasını nasıl yönetebiliriz? Nasıl süreci kendi adımıza dönüştürebiliriz? Şimdi ben bugün bir sunum yansıtmak istiyorum öncelikle. Ve o sunumla başlayalım. Şu anda Tuba Hanım, sizi görüyorum. Sunumu görüyor musunuz ekranda? Evet, kesinlikle görüyoruz. Tamam. Şimdi bu sunumla başlayalım. İlk başta şunun altını çizmek istiyorum. Buket Hanım'la ve Tuba Hanım'la konuşurken sosyal medyada beklenti, sosyal medya kelimesi, cümlesi, kavramı üzerine çok ciddi bir beklenti oluşuyor. Sosyal medyada ne yapmalıyız? Sosyal medyada ne oluyor? Ama ben şöyle bir değişiklik yapılmasını rica ettim ve yaptık. Biz aslında
2 yıl 3 yıl önce konuştuğumuz gibi sosyal medyadan çok dijital bir ekosistemi ve dijital bir olgunluğu ve yetkinliği konuşmamız gerekiyor. O yüzden de koronavirüs döneminde ve sonrasında dijital iletişim ve dünya nasıl değişiyor? Sizlerle birlikte buna bakacağız. Tuğba Hanım'ın söylediği gibi sorularınız olursa lütfen not alın. Aşağı yukarı 1 saat, 1 saat 15 dakikada toparlayıp ondan sonrasında da soru cevap bölümüne geçiyor olabiliriz. Şimdi sunum 3 bölümden oluşuyor. Sunumumuzda güncel durum analiziyle başlayacağız. Öncelikle ne olduğunu size bir anlatmam lazım. İnsanlar ne duyuyorlar, ne hissediyorlar, internette nasıl bir iz bırakıyorlar. Bu arada bütün bu analizleri biz dijital dünyadaki ayak izleri ve veriler üzerinden okuduk ve anlamlandırdık. İkinci kısımsa bu 2 aylık kriz döneminde nasıl bir aksiyon alınması gerekiyor ve bunun faydası nedir? Bundan bahsediyor olacağım. Üçüncü aşamada da bu kriz dönemi bittikten sonra hayatımıza yeni normal ya da yeni konsept diye tanımlayacağımız öngörüler nelerdir? Bundan bahsediyor olacağım. Şimdi bölüm 1 ile başlayalım. Güncel durumumuza baktığımızda korona krizinden dolayı ciddi bir internette konuşulma oranında artış görüyoruz. Ve tabii ki hem virüs kaynaklı diğer taraftan da insanların sağlık kaygısı nedeniyle en çok konuşulan sektörün alanın sağlık olduğunu görüyoruz. Arkasından ticaret, turizm, eğitim ve spor geliyor. Özellikle bu maske, kolonya, vitamin gibi paylaşımların da öne çıktığını görüyoruz. Ve fakat şu vitamin, işte sarımsak görüyorsunuz mesela. Sarımsak geçtiğimiz son bir ay içerisinde özellikle işte sarımsak iyi gelir diye konvansiyonel medyada ortaya atılan bir şeyin biz direkt dijital tarafta yansımalarını görüyoruz. İnsanlar nasıl besleneceğini, nasıl sağlığa kavuşacağını ya da sağlıklarını nasıl sürdürebileceklerini dijitaldeki aramalar üzerinden bir ayak izi bırakıyorlar. Biz de bunları görmüş olduk. Bunun altını bir kere çizmek istiyorum ve çok ciddi rakamlardan bahsedeceğiz birazdan. Tabii bununla beraber toplumun değişen alışkanlıklarında en önemli gördüğümüz şey anksiyete ve korkunun ciddi anlamda artışı. Bu arada biz de çalıştığımız ve danışmanlık verdiğim birçok şirkette farklı psikologlarla, terapistlerle bir araya gelme fırsatı bulduk. Ve çok net gördük ki ciddi manada tüketicide bir anksiyete, korku, endişe kaplamış durumda. Bu da tüketicilerin kendi sağlıkları dışında sadece sağlık endişesi değil, ekonomik bir kaygı ve endişe duyduklarını da gösteriyor. Bu noktadan aslında bizim aldığımız en önemli mesajın da insanların kendilerini güvende hissedebileceği, refah ve sakinliği arttırabilecek fikirlere ve stratejilere odaklanmak olduğunu görüyoruz. Bu büyük korkuyu, endişeyi, anksiyeteyi ancak insanların yanında olup onlarla birlikte savaştığımızı, onlarla birlikte hareket edebildiğimizi göstererek onların yanında olabileceğimizi görüyoruz. Bu çok kritik bir nokta. Tabii konu sadece anksiyete, endişe değil, evde kapandığımız bir dönem geçirdik ve insanların evde salgın döneminde ciddi bir tüketim alışkanlığı da değişmiş durumda. Hatta belki hatırlarsınız Netflix ve YouTube internet üzerinden yaptıkları yayınların kalitesini düşürme kararı aldı. Bunun nedeni normalin çok üzerinde bir talep olması. Yani internet bant genişliğinin neredeyse zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece Türkiye olarak değil, tüm dünyada. Netflix gibi video servisleri, sosyalleşmek için zaman harcanan sosyal ağlar, mesajlaşma servisleri ve insanların haber siteleri ve haber kanallarının YouTube üzerinden takiplerinin de inanılmaz arttığını görüyoruz. Birazdan bu konuda da birazcık rakamlar ve trendler üzerine de konuşuyor olacağız. Fakat özellikle bu iyi harcanan zaman değişimi konusunda insanlar bir süre sonra bir bıkkınlık ve sıkılma haline geldiklerini de görüyoruz. Özellikle son birkaç haftadır. İlk başta daha insanlar kendilerini oyalamaya çalıştılar, daha iyi zaman geçirmeye çalıştılar. Ama bu zaman süreci uzadıkça, evde kalma süreci ciddi bir bıkkınlık, ciddi bir sıkılma söz konusu oldu. Bu sıkılma ve bıkkınlığı aşabilecek aslında çok temel
yanındayız mesajının çok önemli olduğunu görüyoruz markalar tarafında ya da danışanlarınız tarafında. Toplumun diğer bir değişim tarafı da ekonomik beklenti. Şu anda internet üzerinde izlere yine baktığımızda tüketiciler şu anda %41'i tatil satın almayı ertelemiş durumda. Her 4 tüketiciden biri uçuş satın almayı ertelemiş durumda. Buna ben de dahilim. Mayıs sonunda bir yurt dışı Fransa seyahatim vardı, iptal ettim. Araç kiralamamı iptal ettim ve bana inanılmaz tekliflerde bulundular. Mesela Cartroller diye bir web sitesi üzerinden bir 10 günlük araç kiralamaya bana şu teklifi sundular. Aracınızın kiralamasından vazgeçmeyin. Tabii ki tarihi erteleyebiliriz. Size %25 indirim artı aynı arabaya başka bir tarihte aynı fiyat garantisi ve sizi kaybetmemek için başka bir sürü opsiyon sunabiliriz. Fakat ben muhtemelen seneye belki de yok olacak bir risk almak istemeyip o riski tamamen geri çevirerek paramı geri iade istedim. Şu anda gördüğümüz üzere tüketici davranışları ciddi manada erteleme ve geri ödeme konusuna odaklanmış durumda. Bu da önümüzdeki dönemde hem ülkelerde hem de devletler hem de özel kuruluşlarda ciddi bir nakit akışı sürecinin farklılaşacağını ve internette de bunun izlerini göreceğimizi bize gösteriyor. O yüzden bunları takip etmeli ve insanların harcama alışkanlıklarını, erteleme alışkanlıklarını ve iptal alışkanlıklarını yakın takip etmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun temelinde çok basit bir beklenti var. Ekonomik beklenti. İnsanlar şu an ceplerindeki parayı daha faydalı, daha verimli ve daha saklayacak şekilde bir alışkanlık ve davranış gösteriyorlar. Öbür tarafa döndüğümüzde dışarı çıkma konusunun da değiştiğini gördüğümüzde online ticaretin Türkiye'deki ortalaması %10-18'lerdeyken, 10-18 aralığında gidip gelirken şu anda bu rakam %30'un üzerine çıkmış durumda. İnanılmaz bir büyümeden bahsediyoruz. Neredeyse %100'ün üzerinde bir büyüme. Bu büyümeye baktığımızda da peki insanlar ne alıyorlar online satın alırken? Özellikle Ipsos Türkiye'nin yaptığı hane tüketim raporuna baktığımızda tam da sizinle alakalı bir noktanın ortaya çıktığını görüyoruz. İnanılmaz şekilde cips, helva, ona çikolata, evde ekmek yapmak için maya satın alımı, şekerler inanılmaz bir düşünülmeden aslında günü ve anı değerlendiren insanların beslenme konusunu belki de dağıtacak bir beslenme noktasına geldiğini görüyoruz. Peki bu insanlar neden bu online satın almada bunlara bu kadar saldırıyorlar? Buna bakmamız lazım ve şuraya da dönmemiz gerekiyor. Peki diyetisyenler ve beslenme uzmanları, bu konunun uzmanları bu davranışlara karşı nasıl bir içerik üretiyorlar? Danışanlarına veya ticareten, resmi olarak bir ticaretiniz olmasa bile Türkiye'de yaşayan insanlara internet üzerinden bu satın alma davranışlarına karşılık siz ne söylüyorsunuz? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin üreteceğiniz içerik insanların davranışlarına karşılık gelen bir sürece ışık tutmak durumunda. Tabii şimdi bu cipsler, helvalar, gazlı meşrubatlar, işte şekerler, soslar havada uçuşuyor internet üzerinde. Tabii ki temizlik, dezenfektan ürünleri de var ama insanlar anlık mutluluklar peşinde koşuyorlar. Çünkü ciddi manada sıkılmış, bunalmış durumdalar. Zaten televizyon izliyorlar ve televizyon izlerken yanlarında mutlaka o cips, şekerli ürünler gibi tüketim maddelerine de inanılmaz ilgi göstermiş durumdalar. Bunların hepsinin size birer ışık tuttuğunu düşünüyorum ve bu alışkanlıklara karşı sizin uzmanlıklarınızın içerik üreterek bu insanlara yol gösterebileceğine inanıyorum. İşte burada da aksiyon noktalarımız nedir? Toplumun bu değişen alışkanlıklarına karşı bu hareketin, bu davranışların sizin tarafınızdan faydalı bir noktaya nasıl dönüştürüleceği üzerine düşünülmesi gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüketicilerin özellikle kişisel izolasyonlarını arttırdıkça, e-ticarete döndükçe bu
e-ticarette harcadıkları paraya karşılık daha sağlıklı, daha dengeli beslenen, daha ruhsal olarak da veya bu korona sürecinden sonra da kendilerini bu dönemden iyi çıkmış hissetmeleri için zihnen ve en önemlisi de bedenen onları yönlendirebilecek bir aksiyonu yanlarında destek ve yardım amaçlı nasıl duracağınızın çok çok kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle sizlerin markalaşma sürecinde insanların yaşamlarına ve onların hayat hanelerine dokunabiliyor olmanız namı diğer müşteri ya da namı diğer danışan olmasa dahi internete danıştığında onun karşısına organik bir şekilde çıkabiliyor olmanız toplumun bu değişen alışkanlıklarında bir karşılığı çok net bir şekilde var. Peki tercihler nasıl değişiyor? Özellikle insanlar bu kriz döneminde onlara destek olan insanları, yardımsever markaları, yardımsever kurumları çok daha sahipleniyor ve benimsiyorlar. O yüzden bu dönemde devlete veya kurumların doktorlara, sağlık çalışanlarına, ihtiyaç sahiplerine yardım eden markaları şiddetle ve daha böyle bağırarak alkışladığını, desteklediğini görüyoruz. Peki kendimize dönelim. Biz kendi uzmanlığımızla topluma faydalı bir içerik, faydalı bir süreci nasıl oluşturabiliriz? Birazdan bunun üzerine konuşuyor olacağız. Şu anda da Ipsos araştırmaları da çok net bir şekilde yardımsever, destek veren ve bunun karşılığında da bir şey beklemeden aslında içerik üreten kurumları, çok net kurumları, kişileri alkışlıyor. Biraz internette araştırdığımda özellikle bu dönemde insanların beslenmesiyle ilgili, insanların daha dengeli beslenmesi, sağlıklı beslenmesi, diyet yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğine dair podcastler gördüm. Mesela bu çok önemli. YouTube videoları gördüm. Ama nedense bu konuda sizler gibi uzmanların internet üzerine bırakacağı ayak izleri herhangi birinin bunu söylemesinden ya da haber yaratmasından daha kıymetli olacaktır. Bu insanlar yani evde yaşayan insanların aktivitelerine baktığımızda özellikle televizyon izlemenin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Temizlik, online görüşmeler şu anda yaptığımız gibi, alışveriş eylemleri. Fakat bu yemek pişirme, egzersiz yapma, özellikle insanların kendini daha iyi hissetme ile ilgili içerik tüketimi konusunda ihtiyaçları var. Araştırıyorlar ama içerik bulamadıklarını da görüyoruz. Bu içerikler konusunda da ciddi manada bir eksiklik var. Türkiye'de içerik tüketimi konusunda çok büyük bir kullanıcı kitlesinden bahsediyoruz. Bu rakam 62 milyon. Türkiye'de 62 milyon insan internet üzerinde her gün Google'da, sosyal medyada veya web sitelerinde bir içeriğe ulaşmaya ve o içerikten tüketim yaratmaya çalışıyor. Ama üretimin özellikle bu sağ tarafta gördüğünüz sıralamaya karşılık uzmanlar tarafında ciddi bir eksiklik olduğunu da altını çizmek istiyorum. Peki neye göre içerik üreteceğiz? Yani şu soruyu çok net sorabilirsiniz. Ercüment Bey, tamam yarın sabah ben de YouTube'a, Facebook'a, Instagram'a, TikTok'a, web siteme, bloguma içerik üreteyim. Bu konuda size içerik üretme konusundaki en temel bilgiyi 60 milyon insanın her gün Google'a girerek arama yaptığı trend verileri yani gün gün, ay ay, hafta hafta sizlere bu datayı veren Google Trends üzerinden bakmanızı tavsiye ediyorum. Ben de sizler için şöyle bazı anahtar kelimelerle rakamları çıkartmak istedim. Peki bu dönemde neler artıyor? Öncelikle bir alışveriş dönemine bakalım. Alışveriş tarafından arttığını söylediğimizde sanal market alışverişlerinin ne kadar artışı olduğunu en üst tarafta görüyorsunuz. Bana bir getir gibi kanallarınsa bu dönemde inanılmaz popülerleştiğini ve inanılmaz fayda sağladığını da altını çizmek isterim. Peki sizin tarafınızdan her slide'da şunu söyleyeceğim. İnsanlar yoğun bir şekilde getiri
bana bir yemek sepetini, sanal marketleri kullanırken gerçekten bir market alışverişinde olduğu gibi e-ticarette de satın alma noktasında sağlıkla ve dengeli bir şekilde satın alma yapabilmeleri için onlara bir liste hazırlayabilir miydiniz? Veya hazırlayabilir miyiz? Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kontrolsüz bir şekilde sepete atma ve o sepetten satın alma tavrı ve davranışı görünüyor. Peki elektronik ticaretten biraz çıkalım. İnsanlar e-ticaretten satın alıyorlar, alıyorlar. Fakat film izlediklerini, evde bir şeyler yapmaya çalıştıklarını, evde spor, kitap. Bakın burada da film, kitap ve evde yapılabilecek etkinlikler konusunda özellikle beslenme ile ilgili kitap önerileri, beslenme ile ilgili film önerileri, belgesel önerileri ve evde egzersiz konusunda da çok basitleştirilmiş önerilere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Birazdan size biraz rakamlardan bahsedeceğim. Ne kadar büyük bir fırsatın olduğunu hep birlikte görüyor olacağız. Biraz buradan devam edelim. Bakın kitap demiştim. Şu anda kitap aramalarının normalinin iki katına çıktığını görüyoruz. Ve insanların kitap satın almak için önerilere ihtiyacı olduğunun da altını çizmek isterim. Biraz önce filmden bahsetmiştik. Yine IMDb puanlarına bakmanın, puzzle, kutu oyunları ile ilgili insanların ciddi manada etkinlik gösterdiğini düşünüyoruz. Acaba bunlara bakarken diyeceksiniz ki bizimle ne alakası var? Acaba insanlara oyunla egzersizi birleştirebilecek bir beslenme uzmanının önerisi ilginç olur muydu? Ve bu ilginçlik insanlar için de rağbet görür müydü? Bence görürdü. Çünkü bu kadar büyük bir aramanın olduğu yerde mutlaka uzmanların görüşlerinin de çok önemli olduğunun altını çizelim. Bakın filmlerden bahsetmiştik. Şu anda Netflix'in zaten hisse değerlerinin nasıl arttığını görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Blue TV, dizi aramaları, film aramalarının nasıl arttığını Google Trends'te görüyorsunuz. Oyun konusu PlayStation, Xbox. Belki duymuşsunuzdur PlayStation'ın ve Xbox'ın fiyatları normalinin iki katına çıktı. Bugün evinde Xbox olanlar, hatta PlayStation'da oyun satın alma konusunda inanılmaz bir artış olduğunu görüyoruz. Ve PlayStation son dönemde Xbox'ta evde egzersiz ve evde daha sağlıklı olabilmek için oyunları ön plana çıkarmış durumda. Ve bu oyunlarla ilgili de ciddi manada promosyonlar yapıyorlar. Şu anda evde egzersiz yapmakla ilgili acaba sizlerin önerebileceği, bildiği PlayStation'da sağlık kategorisinde önerilebilecek oyunlar bir beslenme uzmanı tarafından yazılabilir miydi? Bunları kendime sorduğum zaman ne yazık ki internette araştırdığımda bu içeriklere hiç rastlamıyorum. Ama çok net söyleyebilirim ki bu fırsatların hepsi çok bakir alanlar, hiç kullanılmamış. Bir beslenme uzmanının PlayStation Store'daki sağlık ve hareket etmeyle ilgili alanları kullanarak içerik üretmesinin çok büyük bir ekosisteme, çok büyük bir oyun kitlesine de dokunma ihtimalini görüyorum. Düşünsenize bir danışanınıza evde PlayStation var mı sorusunu sorarak bir oyun önerdiğinizi düşünün. Tabii bu oyunda sağlık, dengeli bir hayat ve egzersiz üzerine. Bence bu farklı disiplinleri, farklı hikayeleri bir araya getirmenin de önümüzdeki günlerde çok önemli olacağını düşünüyorum. Lütfen bu söylediklerimi sadece basit bir danışanım sordu, ben de söyledim olarak algılamayın. Bu söylediklerimin hepsi bir Instagram içeriği, bir blog yazısı ve bir internet içeriği olarak cebinize koymanızı istiyorum. Rakamlara biraz daha bakalım. İnsanların bağışıklık, vitamin, temassız olmakla ilgili de ciddi aramaları olduğunu görüyoruz. Mesela çok ilginç, özellikle son 2 aydır evde ekmek yapımı ile ilgili inanılmaz bir furya başladı. Un tercihinden tutun da
evde nasıl iyi ekmek yapılır konusu inanılmaz revaçta. Ben Buket Hanım'la birlikte çalıştığımız özellikle beslenme konusunda ekmek konusunun ne kadar kritik ve önemli olduğunu hatırlıyorum. Şu anda herkes ekmek tarifi yapıyor. Herkes iyi ekmek nasıl yapılır, hangi unu kullanmalı diyor. Ama bu ekmekler yapılırken bunun dengeli beslenmemizde nasıl bir yeri olduğu konusunda çok zayıf içerikler olduğunu görüyoruz. Bunu bir beslenme uzmanı tarafından ele alınmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaygı artıyor demiştik. İnsanlar dünyanın sonu, ölüm veya bu konudaki belirtileri de ciddi manada aramaya başlamış durumdalar. Ekonomi, işsizlik, zam konusunu görüyorsunuz. Google'da ciddi bir arama hacmi var. Ve çok ilginç, 15 yıl önce yazılan bir kitaptaki bir kehanetin içerisinde koronaya benzeyen bir hastalık, bir akciğer hastalığı ile ilgili sadece bir paragrafın geçmesi sebebiyle insanların kehanet ve özellikle kıyamet aramalarının o dönemde inanılmaz arttığını görüyoruz. İnsanlar duyduklarını, konuştuklarını ve algıladıklarını hemen Google'a yazıyorlar ve Google'da bir karşılık bulmaya çalışıyorlar. Bu online alışverişlerden sonra şimdi sadece size özel birazcık arama rakamları çıkartmak istedim. Burası çok önemli. Özellikle diyet konusunun son 3 ayda arama rakamlarına bir bakmanızı rica ediyorum. Şubat ayında 2 milyon bandında aranan diyet kelimesi Nisan ayında 4,5 milyon seviyesine çıkmış durumda. 4,5 milyon. Yani iki katı bir aramadan bahsediyoruz. Peki soru şu, bir web siteniz var mı? Bir blog yazarı mısınız? Ve ayda 4 milyon defa aranan bir kelimeye web sitenize ne kadar trafik çekebiliyorsunuz? Diyet kelimesinin yanına, önüne, arkasına koyacağınız yeni kelimelerle. Diyetisyen konusunda bakın diyet kelimesi iki kat artarken diyetisyen kelimesinin yarıyı aşağı yukarı yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Çünkü insanlar fiziksel bir diyetisyene gitmek, fiziksel bir diyetisyenden destek almak istemiyorlar ama diyet yapmak istiyorlar. Peki bu durumda online diyet konusunda ve online danışma konusunda kurduğunuz web siteniz, arama motorları, sosyal medya hesaplarınız ve diğer kanalları bu arama sonuçlarına karşılık getirebilir bir hale getiriyor musunuz? Bakın 684 bin defa Nisan ayında diyetisyen araması gerçekleşmiş. Geçtiğimiz aylara göre düşmesine rağmen çok büyük bir rakam. Bu arada diyet kelimesiyle beraber insanlar kilo verme kelimesini de anlamını da bulmaya çalışıyorlar. Nasıl kilo veririm? Bakın Şubat'ta ve Mart'ta 200 bin bandını geçemeyen kilo verme Nisan ayında 220 bin seviyesine gelmiş. Yani insanlar kilo vermek istiyorlar ve diyet kelimesinin yanında 4 milyonun %5'i kilo vermek için yol almak istiyor. Bu 200 bin aramanın içerisinden siz kendinize ne kadar bir pay alıyorsunuz? Özellikle son dönemde ortaya çıkan bir hikaye var. Aralıklı oruç duyuyorsunuzdur ki ben bu aralıklı oruç konusunda özellikle etrafımda da çok fazla duymaya ve etrafımdan da konuşulduğunu duymaya başladım. Aralıklı oruç konusunda Nisan ayında Şubat ve Mart'a göre neredeyse 8 katı bir artıştan bahsediyoruz. Peki beslenme uzmanları bu aralıklı oruç konusunda sosyal medyalarını, web sitelerini nasıl oluşturuyor ve nasıl buna içerik üretiyor? Özellikle video tarafında çok ciddi bir eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Kalori 2 milyon defa aranıyor. Hatta 2 milyonun üzerinde, 2,5 milyon Yok. defa. Son kadar tadında. Birinin mikrofonu açıldı sanırım Tuğba Hanım. Evet, bir mikrofon var. Cihan Bey de görüyordur onu. Cihan Bey, Cihan Bey. Pardon. Özellikle bu kalori konusunun altını çizmek istiyorum. Mart ayında ilk evlere kapandığımızda muhtemelen tüketimle ilgili insanlar ne kaç kalori gibi bir arama içerisine girdiler. 3 milyonun üzerinde
kalori kelimesinin geçtiği arama yapıldığını görüyoruz. Ve Şubat ayına göre ki Şubat ve öncesinde bu rakam 2 milyon seviyesindeyken Nisan ayında 2,5 milyon ve üzerinde kalmış durumda. Mayıs ayında da Google Trends'ten bu rakamları yakın bir şekilde takip edip doğru anahtar kelimelerle içerik üretebileceğinizi düşünüyorum. Protein konusunda aynı şekilde 2 milyon bandında bir arama var. Yağ oranı inanılmaz artmaya başlamış. 55 bin seviyesine gelmiş durumda. Şubat'ta ve Mart'ta bu rakamlar 50 bini geçemezken, Mart ayında tabii şok etkisiyle insanlar yağ oranını düşünmezken, Nisan ayında yağ oranlarını araştırmaya başlamışlar. Yağ oranı nasıl hesaplanır? Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten diyet ya kilo verme konusuyla ilgili arayan insanlara dönün. Kilo verme hatırlarsanız 200 bin seviyesindeydi. Bunun dörtte biri de yani bakın giderek daha nitelikli bir kilo vermek isteyen insan seviyesini görüyoruz. 55 bin seviyesinde arama hacminden bahsediyoruz. Tekrar ediyorum, bu hacimlerden ne kadar pay alıyorsunuz? Bu hacimlerin tamamı Google'da. Diyebilirsiniz ki ben Instagram kullanıyorum. Fakat Instagram ya da sosyal medya 100 internet kullanıcısının 80'lik bir penetrasyonunu, %80 penetrasyonunu alırken arama motoru Türkiye'de %96'lık bir penetrasyonu, yani verdiğim rakamlar Türkiye açısından çok daha büyük bir alanı sahipleniyor ve gösteriyor bize. Bakın glutensiz araması mesela çok önemli. Çok yakın bir arkadaşım glutensiz beslenme konusuna başladı ve bununla kilo verdiğini ve bu konuda araştırma yaptığını söyledi. Ben de merak ettim, aradım ve çok doğru bir karşılık buldum. Şubat ayında 180 binlerde yapılan arama Nisan ayında 250 binin üzerine çıkmış durumda. Bu konuda da evet bir sürü haber sitesinde haber var ama beslenme uzmanlarının bu konuda çok daha doğru, çok daha nitelikli içerik üretebileceğine inanıyorum. Egzersiz konusu inanılmaz artmış. 289 bin rakamları 670 binlere gelmiş. Basit egzersizler, yoğun egzersizler, evde egzersiz konusu inanılmaz yüksek bir noktada. Bu basit egzersizlerle ilgili aramadan inanılmaz pay alınabilir. Bakın evde spor 28 binlerde ortalama araması varken Mart ayında evde spor yapmak isteyenler 115 bin seviyesinde, Nisan ayında bu rakam 80 bine gerilese de hala ortalamanın iki katı üzerinde. Pilates 800 bin lira çıkmış durumda. Yoga inanılır gibi değil. 600 binlerden 1,5 milyon seviyesine yani 3 katına çıkmış durumda. Detoks 400 bin seviyelerinde devam ediyor. Ve online diyet. Mesela şunu merak edebilirsiniz. Ya bu diyet konuşuyoruz. Diyetisyeniz, beslenme uzmanıyız. Ya insanlar gerçekten online diyete ne kadar bir hacimle bakıyorlar? Ayda ortalama arama rakamı 10 bin seviyesinde devam ediyor. Şubat ayında da 12 binmiş. Mart'ta bir 16 binlere çıkmış. Nisan ayında 10 bin arama var ve bu 10 bin arama sektörde buna ciddi bir talep olduğunu, alan olduğunu ve insanların bunun üzerinden bir şekilde hizmet almak istediğini gösteriyor. Peki online diyet denildiğinde karşımıza ne çıkıyor? Bir dönüp bakalım dedik. Dietkolik.com'la karşılaştık. Ve aylık ortalama aranma hacimleri ve ziyaretçilerine baktığımızda arkadaşlar aylık dietkolik.com sitesi 982 bin yani 1 milyon defa tıklanıyor ve ziyaret ediliyor. Ve ortalama bu tıklamanın sadece dietkolik.com olarak aranıp Google'dan gelme rakamı 52 bin Nisan ayında. Mart'ta 38, Şubat ayında da 63 bin seviyesinde. Yani insanların online diyet ve diyetle ilgili ciddi bir ziyaret ve davranışının olduğunu görüyoruz. Peki biraz bu rakamlardan nereye geliyoruz? Bir tık büyük resmi görelim.
İnternet üzerinde web sayfalarından içerik indirme ve içerik okuma, içerik tüketme oranı %90 artmış durumda. Facebook, Instagram, WhatsApp'ta geçirilen süre %70 artmış durumda. Reklam içeriklerine alınan etkileşim, bakın bu dönem dijital reklam için çok uygun bir dönem. Çünkü insanlar evde karşılarına çıkan çok önemli içerikleri, kendiyle alakalı içerikleri direkt tıklayabiliyorlar ve direkt karşılarında olabiliyorsunuz. Ama soru şu, kimin önüne çıkacaksınız, ne zaman çıkacaksınız? Mesela Facebook'ta şöyle bir özellik olduğunun altını çizmek isterim. Hayatınızdaki önemli anları işaretleyebiliyorsunuz. Facebook'ta diyete başladı diye bir kilometre taşı var. Facebook'ta milestone diye geçiyor. Şu anda sadece diyete başladı ve kilo vermek isteyen kişileri hedefleyebildiğiniz bir mekanizma var. Bu insanların önüne Suadiye'deyseniz, kendi lokasyonum üzerinden örnek veriyorum, Suadiye'de 1 kilometre çapında insanların önüne sadece kilo vermek isteyen ve diyete başlayanlara kendi kliniğinizi, kendi ofisinizi, kendi uzmanlığınızı onların önüne düşürebilirsiniz. Buna lokasyon bazlı pazarlama, lokasyon bazlı dijital iletişim deniliyor. Tam da bu dönemde insanlar yerlerini değiştirmiyorken, tam da bu dönemde evlerinden ya da bulundukları alandan ayrılmıyorken, lokasyon bazlı bir şekilde bu insanların önüne ürettiğiniz uzman içeriklerini düşürmeniz mümkün. Bakın Facebook'ta sesli aramalar, Google'da how to make videoları, özellikle TikTok tarafının inanılmaz arttığını görüyoruz. Aranızda eğer TikTok'a mesafeli kişiler, uzmanlar varsa altını çizmek isterim. Diyeceksiniz ki yahu TikTok'ta benim ne işim var? Özellikle çok algısının düşük olduğu düşünülüyor. Fakat size birkaç rakam paylaşacağım. Şu anda Türkiye'de 16 milyon TikTok kullanıcısı var ve günlük aktif kullanıcı sayısının 8 ila 10 milyon kişi olduğunu geçen hafta TikTok Türkiye'den yöneticilerle yaptığımız toplantıda öğrendik. Ve 18-24 yaş arasının %17, özür dilerim, 18 yaş altının %17, 18-24 yaş ortalamasının %20-25 aralığında olduğunu, 24-35 yaş olarak alınan orta yaş ve belki de size danışacak olan en önemli kitlenin de %20-30 aralığında olduğunu öğrendik. Yani TikTok'ta çok önemli bir kitle var. Diyeceksiniz ki ya ben zaten ekonomik anlamda çok daha önceliklendirilmeyen bir alandayım. Acaba beni tercih ederler mi? İçeriklerimi tüketirler mi? Acaba ben bu kitle için pahalı kalır mıyım? Acaba insanlar benim içeriklerimi tüketirler mi? Şimdi burada iki tane konu var. Freemium dediğimiz ve premium dediğimiz iki içerik çeşidi üretmeniz gerekiyor. Bakın bu kısım tamamen stratejik bir bakış açısı. Bunu en iyi biraz önce Mehmet Hocam da ben Harvard Business dediğimde hemen kitabını gösterdi. Harvard Business bunu dünyada yapan en iyi kurumlardan biri. Web sitesine girdiğinizde size önce birkaç blog yazısı okutuyor, birkaç makale veriyor ve sonra diyor ki devamını istiyorsan premium servislerime gel. Ve şu an dünyada bedava servislerle ücretli servislerinizi ayırdığınız, bedava servislerinizi de dijital ortamlarda insanların önüne düştüğünüz bir yer açısından TikTok'un ben çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Peki diyeceksiniz ki ya burası algısı düşük bir yer mi? Hayır, size birkaç marka söyleyeceğim. Mercedes, Sephora bir makyaj malzemesi, kadın bakım, cilt bakım markası. Onun dışında Crocs, Lacoste gibi dünya devi ve dünyanın belki de pahalı kategoride alınabilecek markalarının burada ciddi manada iletişim yaptığını görüyoruz. Bence beslenme uzmanları için TikTok'ta çok büyük bir fırsat var. Korona döneminde Dünya Sağlık Örgütü Kasım ayı itibariyle kullandığı ilk platformlardan biri TikTok oldu.
Amerika'da Mehmet Öz şu anda TikTok'u kullanıyor ve TikTok'un sizlere çok faydalı bir mecra olabileceğinin altını çizmek istiyorum. Tabii büyüme sadece bu taraflarda değil, dil öğrenimi, meditasyon ve bu alanlarda da ciddi bir yükseliş görüyoruz. Kurumsal uygulamalarda artış var. Şu anda içinde olduğumuz gibi Microsoft Teams, Zoom ve benzeri uygulamalarında ciddi manada indirme sayılarının arttığını görüyoruz. Bir de eğitim kelimesi ve eğitim uygulamaları inanılmaz artmış durumda. Acaba bunu eğitim değil de öğrenme diye değiştirelim. Bir beslenme uzmanı tüm Türkiye'ye acaba öğrenme ile ilgili nasıl bir sınıf açardı? Nasıl bir derslik açardı? Mesela bunu çok merak ettim. İnternette biraz araştırdığımda Türkiye'de bir örneğini dijital bir beslenme uzmanı öğreticisi ya da sınıfı göremedim. Bunun da çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Fakat biraz araştırdığımda Spotify'da Buket Hanım'la da paylaştım. Spotify'a girip diyetisyen yazdığınızda sadece bir kişinin düzenli bir şekilde 2019 Kasım ayından beri düzenli içerik ürettiğine rast geldim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Aslında birkaç yıl önce de katıldığım etkinliklerde de bahsetmiştim. Yani biz bunları neden yapıyoruz? Bu sorunun cevabı çok önemli. Sadece Instagram mı, sadece Facebook mu, sadece YouTube mu? Hayır. Bu bir dijital vatandaşlık meselesi. Bu tanımı Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği resmen tanımlamış durumda. Yabancı kaynakları okumak isterseniz digital citizenship olarak Google'da arama yapıp yüzlerce, binlerce makaleye ulaşabilirsiniz. Peki nedir bu dijital vatandaşlık? Aslında son yarım saattir, 40 dakikadır konuştuğumuz konunun temeli dijital vatandaşlığa dayanıyor. Bu kişi için, bu X kişisi için tanımlanan bazı olgular var. Bu kişinin, dijital vatandaşın güvenlik bakış açısı, ticaret bakış açısı, okuryazarlığı, etik anlayışı, hukuk anlayışının farklı olması gerekiyor. Derken aslında bir de Avrupa Parlamentosu dijital bir sağlık konusunu da açıyor. Ve bu konuda çok ciddi bir içerik üretiminin ve içerik eksikliğinin olduğunu söylüyor. Bu yazıları da okumanızı, özellikle internet üzerinde araştırmanızı rica edeceğim. Ve şöyle tanımlıyor: bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlıkları açısından bilgi kirliliğini önlemek bu elementin ana teması haline gelmiştir. Ancak diğer yandan eve kapanan insanlar için dijital psikolojilerini destekleyen, mental olarak iyi kalmalarını sağlayan önemli bir nokta olduğunun altını çiziyorlar. Çeşitli challenge'lar, sosyal ortamlar, görüntülü konuşmalar ve dijital olarak aktif ve sağlıklı bir yaşamın uzmanların üreteceği içerikler olduğunun da altını tekrar tekrar çiziyorlar. Dijital vatandaşlığı sözlüğünüze eklemenizi ve bu sözlüğünde dijital iletişim ve markanızın da temelini oluşturduğunu söylemek istiyorum. Peki odak nokta insan, ama bu dijital vatandaşa nasıl yaklaşacaksınız? Bir kere her şeyden önce ulaşılabilir olmak, farklı kanallardan. Hatırlıyorum, 2 sene, 2,5 sene önce bana hocam sadece WhatsApp'tan yazıyorlar, gecenin yarısı yazıyorlar, çok yoruluyoruz, çok zor geliyor demişlerdi. Ben de şunu söylemiştim: İnsanlara tek bir kanal verirseniz o kanaldan ulaşırlar. Şu anda bakın Microsoft Teams, Zoom ve başka birçok aplikasyon ile insanların ulaşılabilirliklerini belli bir çerçevenin içine oturtabilirsiniz. Sadece şu anda sağlık kategorisinde Apple'da, iOS tarafında ve Android tarafında Google Play Store'da sağlık, beslenme ve bu konudaki uzmanlıklarla ilgili onlarca uygulama var. Şu anda bir tanesini söyleyerek öne çıkarmak istemem ama sağlık, beslenme konusunda bu iki tane store'u inceleyip gezip kendinize ve danışanınıza uygun uygulamaları önermenizi isterim. Bu dönemde iyileşme gücüne destek vermeniz çok önemli. Amacına uygun, daha hızlı hareket eden, daha esnek hareket eden,
sadece kurallarla değil, danışanlarınızın ve Türkiye'de yaşayan insanların ihtiyaçlarına göre çevik hareket edebilen bir içerik üretimi ve deneyim oluşturulması, deneyim yaratmanızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Instagram'dan, TikTok'tan veya YouTube'dan danışanlarınıza veya size henüz danışmamış insanlara deneyimler tasarlamanızı çok önemli görüyorum. Buna kullanıcı deneyimi tasarımı diyorlar. İngilizce'de de User Experience Design diye geçiyor. Dünyada bunu araştırıp bakmanızı da isterim. Bu bambaşka bir konu, bir meslek dalı haline gelmek üzere. Uzmanlık alanınızda danışanlarınıza deneyimler tasarlayabilmek, onlara oyunlaştırma yapabilmek, onların sizinle olan iletişim ve etkileşimini ciddi manada arttırıyor. Şimdi bu rakamları ve bakış açısını biraz kenara koyduk. Peki nasıl aksiyon alalım? Şimdi biraz bunu konuşalım. Ne yapmalıyız? Yani Ercüment Büyükşener, biz bugünkü dijital pazarlama konusunda ne yapmalıyız? Öncelikle dinlemeniz çok önemli. Bakın size paylaştığım bütün rakamlar aslında bir dinlemenin, online dinlemenin ürünüdür. Hedef kitlenizi, toplumu, isteklerini ve ihtiyaçlarını dinleyerek onlara içerik üretin. Dijitali sadece bir Instagram, bir YouTube, bir Facebook olarak değil, bir ekosistem olarak önemseyin. İnsanlara büyük resimde dijital yetkinliklerinizi sunun. Onları anlamaya çalışın. Çünkü burada anlamakla ilgili ciddi bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Sizin özelinizde değil ama Türkiye'de 60 milyon insanın yazdığı her şeyin gerçekliği değil, gerçekten ihtiyaçları üzerine bir sonraki aşamayı, faydayı oluşturmanız gerekli olduğunun altını çiziyorum. Çünkü fayda yoksa ihtiyaç da yok. İhtiyaç oluşuyor ama fayda sağlanmadığında o ihtiyaç bir süre sonra yok oluyor. İnsanların ihtiyaçlarına göre dijital faydalar oluşturmalısınız. Özellikle TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da, web sitenizde, bloglarda insanlar için faydalı içerikler nedir? Ne istiyorlar? Ne araştırıyorlar? Bunları gün gün takip etmelisiniz. Şirketiniz için yeni neler olabilir? Biraz önce Tuğba Hanım dedi, yani daha önce bunları hayal edemezdik, şimdi yapıyoruz. Yeni bir normal kavramı, danışan kavramı, ofis kavramı, yeni bir iletişim kavramını kendinize benimsemenizin önemli olduğunu düşünüyorum. Operasyonlarınızı, sorumluluk tarafını ve gerçekten karşı tarafa operasyonel bir şeyi fiziksel değil, dijital ortamda nasıl bir bilgiye, farkındalığa, desteğe ve o insanlara yardım hissi yaratacak bir noktaya nasıl getirirsiniz? Ve en önemlisi de bütün bu konuştuklarımızda dönüşüm yaratıyor olmanız çok önemli. Kendinize şu soruyu sorun. Arama motorunda çıkan bir tüketicinin, danışanın, vatandaşın karşısına nasıl çıkacağım? Sosyal medyada varlık gösterirken onlara hangi faydalı içerikleri göstereceğim? Her hafta düzenli olarak bir blog yazısı, iki blog yazısı yazacak mıyım? Aslında aynı yere geliyoruz. Dijital içerik bu dönemin kralı oldu ve olmaya da devam edecek. Bu anahtar kelimeleri sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada Buket Hanım'a da söyledim. Bu sunumu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Peki nasıl bir yolculuk? Yani bunu sıraya koy derseniz bana. Öncelikle amacınız ne? Gerçekten bu dönemde sadece kar etmek mi? Ciro yaratmak mı? Yoksa gerçekten yardım etmek mi? Ve bu yardımı, bu desteği itibarınız haline getirmek mi? Benim önceliğim bu dönemde itibarlı, yardımsever ve destek olan bir uzman olmak olurdu. Öncelikle amacım budur. Sonra zaten İtibar ve yardımlarınız emin olun ciroya dönüşecektir. Peki iki, hedef kitlenizin mevcut durumu analiz edip ihtiyaçları belirledikten sonra hangi kanaldan hangi mesajı vermeliyim? Mesela Spotify dedim, aranızda var mı bilmiyorum. Spotify'da düzenli olarak podcast üretmek isteyenler olabilir mi? Veya şöyle sorayım, her gün ya da haftada birkaç defa Spotify'a girip
müzik dinleyen, podcast dinleyen kaç kişi var? O zaman bu insanlar için, bu aramayı yapanlar için nasıl bir içerik üretmelisiniz? YouTube'da diyetisyen veya doğru beslenme, dengeli beslenme, diyet veya benzeri bir şekilde protein ağırlıklı diyet diye arama yapıldığında insanlara doğru mesaja doğru cevabı verecek bir içeriğin kurgulanmasını sağlanması. Sonrasında da doğru platformda bu içeriklerin yaygınlaştırılması. Ama en önemlisi bu dört maddeyi yaptıktan sonra rakamların ve analizlerin en doğru şekilde gün gün, hafta hafta takip ediliyor olması. Şu anda baktığınız yol haritası aslında tam da ortasında olduğumuz bir yer. İkinci aşamaya geçiyoruz, geçmek üzereyiz. Salgın öncesi bir dönem vardı. Bu normal bir yaşam tarzıydı. İlk aşamada sosyal duyarlılık ve anlık tepkiler verdik. İşte içerik üretmeye çalıştık, evde kaldık, evde kalırken içerik tüketmeye çalıştık. Fakat şimdi ikinci aşamaya geldiğimizde sizlere en söyleyebileceğim önemli şey öncü olmanız. 3 sene önce de Buket Hanım da Tuğba Hanım da bilir, hatırlar. Bu konuda öncü olmanız ve adapte olmanızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Marka, segment ve piyasaya uygun, yani hangi markanızla, isminiz de olabilir bu veya şirketiniz de olabilir. Hangi segment, yani kime konuşacaksınız ve o kişilerin duyarlılığı nedir ve siz ona göre nasıl bir pozisyon alacaksınız ve bu pozisyona nasıl bir içerik üreteceksinizi piyasaların canlanmaya başlayacağı, özellikle yeni normal diye tanımlanan döneme hazırlayıp kendinizi de buna nasıl hazır edeceksiniz? Üçüncü aşamada yeni normal yaşam tarzında insanların özellikle Google'da, sosyal ağlarda ve web sitelerinizde arayacağı, tüketeceği videolar, yazılar neler olur? Bugün itibariyle düşünülmeye başlanması gerek. Google Trendler bize bunun mesajlarını veriyor. İlk başında konuştuğumuz aslında düşenler ve yükselenler diye bir sektörlerden bahsetmiştik. Tuğba Hanım da hatta bazı sektörler düşüş yaşayacak, bazı sektörler yükseliş yaşayacak dediğinde yaptığımız bütün araştırmalarda düşüş yaşayan seyahat, eğlence, moda, perakende, özellikle bakım merkezlerinin düşüşte olduğunu ama öbür tarafta elektronik ticaret, elektronik öğrenme, mesela mekanlar şu anda şunun peşine düşmüş durumdalar. Biz nasıl paket teslimata geçeceğiz? Şu anda herkes bunun peşinde. Mekanlarımızı açamıyoruz ve bu yeni normali anlamlandırmaya çalışıyorlar. Özellikle sosyal ağlarda oyun ve online video uygulamalarının inanılmaz arttığı bir dönemde bir video serisi hazırlamak inanılmaz ilgi görecektir. Sağlık ve hijyen tarafında da bir artış var. Fakat bu konunun şu açıdan bizi ilgilendirdiğini düşünüyorum. İnsanların sağlıklı, daha hijyenik bir beslenme konusunda davranışlarını değiştirdiği yerde acaba onlara daha doğru bir beslenme modelini nasıl anlatabiliriz? Daha hijyenik, daha sağlıklı ve teması az olan bir beslenme modeli nasıl olabilir? Ev aktivitelerinin yükselişinden bahsetmiştik. Biraz önce konuştuğumuz bütün maddeler, sosyal medyanın yükselişi, uzaktan çalışma ve öğrenme, yiyecek, depolama ve farklı tariflerde denemelerden bahsettik. En sonunda da oyun, video ve eğlencenin şeklinin değişmesi konusunun ev aktivitelerinde önümüzdeki dönemde bu dört başlığın sizin içerikleriniz açısından önemli olacağını görüyoruz. Medyada da büyüme var. Çevrim içi medyada sosyal ağlar, müzik uygulamaları, mobil oyunlar, online alışveriş siteleri, sosyal ticaret. Ama hala şu soruyu soran insanlara rastlıyoruz. Ya acaba bu işler bittiğinde insanlar kendilerini dışarı atacak. Acaba outdoor reklamlar, billboardlar, basılı medya, sinema buralar nasıl olacak? Buralarda bir büyüme değil, aksine bir küçülme ve daha verimli, daha ölçülebilen
ve sosyal medya dijital dünyada çok daha sonuç odaklı reklamcılığın geçmiş döneme göre daha hızlı ve katlanarak büyüyeceğini öngörüyoruz. O yüzden bu dönemin sonrasında dışarıya reklamcılığın çok da iyi sonuçları olmayacaktır diye tahmin ediyoruz. İyileşme planında da yani önümüzdeki dönemde de sunumun sonuna yaklaşırken neyi düşünmek lazım? Biraz böyle size kutucuklar ve anahtar kelimeler vermek istiyorum. Nasıl düşünmemiz lazım? Düşünce şeklimiz, biz buna akıl seti diyoruz, düşünce seti diyoruz. Zihin setinizi aslında daha güçlü mesajlar veren ve karşı tarafla duygusal bağ kuran, deneyimselliği yeni bir seviyeye taşıyan, deneyimi sadece ofiste yaratan değil, sadece fiziksel temasta bir deneyim yaşatan değil, dijital deneyimler tasarlayan, kanallar arasında aktif olan, farklı sektörlerle işbirliği yapan, PlayStation örneğinde olduğu gibi, sadakati ve tekrar tekrar görüşmeyi ödüllendiren, yaratıcılığı ve özel günleri bir araya getirebilen, online ve offline'ı birlikte düşünebilen, yani ofisiniz ve fiziksel temasınızı dijitalin bir uzantısı, dijitalinizi de ofisinizin ve fiziksel temasınızın bir uzantısı şeklinde planlayan bir bakış açısı, bir düşünce setinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada promosyonlar bu dönemde inanılmaz işe yarıyor. Yemek Sepeti, Bana Bir ve internet üzerindeki insanların promosyon sadece bir indirim değil, aynı zamanda insanlara fırsatlar sunabilmektir. Verdiğiniz uzmanlığın hangi fırsatı barındırdığını ve o fırsatı nasıl yakalayacağını tasarlamaya ihtiyacınız olduğunu da hatırlatmak isterim. Çünkü insanlar bu dönemde daha ekonomik davranmak isteyecekleri için sadece indirim değil, fırsatları da yakalamaya çalışıyorlar. Bir beslenme uzmanının danışanına sunabileceği fırsatlar ne olabilirdi? Güven ve ilham vermenin yanına bu fırsatları da lütfen ekleyin. Çünkü insanlar önümüzdeki 6 ay daha bu fırsatları kovalıyor ve onları anlamaya çalışıyor olacaklar. Sunumun son bölümünde de peki biraz gelecekten bahsedelim. Bu gelecek nasıl geliyor, nasıl oluyor? Kısa dönem beklentiler çok net. Diyetisyen ve psikologlara ciddi bir talep artışı görüyoruz. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının devam etmesi, sağlığını daha önce hiç olmadığı kadar önemli gören insanların artacağını görüyoruz. Kısa dönemde endişe ve korku geçmeyecek. Bu yüzden de alışverişler salgın öncesine göre çok daha farklı bir davranış sergileyecek. Belki fiziksel temaslar azalıp online alışverişler daha da artarak devam edecek. İnsanların fiziksel temastan bir süre uzak kalacağı bir dönem, bunu kendinizden de belki görebilirsiniz. İnsanlar artık bir kol boyu mesafeyi önemli görüyorlar. Toplu taşımada ciddi bir talep azlığı, temel ihtiyaçlar dışında da lüks tüketim mallarına talebin azalması öngörülüyor. Bunlar kısa dönem ama bir de dijitalleşen beklentiler var. Önümüzdeki dönemde e-ticaret ciddi manada büyüme gösterecek. Ciro açısından da, deneyim açısından da farklı deneyimler göreceğiz. Artık insanların sadece bir ürünü sepete eklemesi değil, belki de çok daha farklı satın alım şekilleri göreceğiz. Sanal gerçeklik işin içine girme ihtimali çok yüksek. Yani ürünü sadece denemek, sadece satın almak değil, denemek ve belki o ürünle ilgili farklı deneyimler ve tercihlerde de bulunabiliyor olacak insanlar. Augmented reality ve virtual reality dediğimiz sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçekliğin artışını göreceğiz. Belki de şu noktaya geleceğiz. Çok yakın zamanda, birkaç sene içerisinde iki taraf gözlüklerini takarak aslında bir space'te, bir dijital space'te bir araya gelip irtibatlarını gerçekleştirecekler. Ki bunun için şu anda altyapı hazırlıkları da Facebook'ta ve Google'da sürüyor. Dijital asistanlar, sohbet botları, otomatik cevapların giderek arttığını göreceğiz.
Bu kısım çok önemli. Dijital bir beslenme asistanı acaba Türkiye'de nasıl iş yapardı? Sadece gerçek bir değil, bot ve robot dediğimiz telefonumda benimle beraber bana asistanlık eden bir süreci önümüzdeki günlerde görebilir miyiz? Mümkün. Beni takip eden, buna dair uygulamaları da yavaş yavaş görüyoruz. Ve çok net, dijitalde üretim artacak. Yani içerik üretiminin ihtiyaç noktasında yeni çözüm ve yeni içerikleri üretenlerin kazandığı bir dönem göreceğiz. O yüzden sizlere bu gelecekle ilgili söyleyebileceğim en temel şey, bugün bu toplantıdan sonra içerik üretmeye başlayın. Nasıl? Videoyla, yazıyla, sesle, fotoğrafla veya farklı şekillerde internet üzerinde danışanlarınıza içerik üretin. Son olarak da aslında siber güvenliğinde bütün bu konuşmalarımızın sonunda bize ciddi bir güvenlik endişesi getireceğini de öngörüyoruz. Çünkü insanlar bu kadar dijitalleştiği, bu kadar kartı kullandığı, bu kadar çok içerik ürettiği ya da içeriği bir yerde arkasında bıraktığı ayak izlerinin bir güvenlik problemi olma ihtimalini öngörüyoruz. Eğitim, ben üniversitede 10 yıldır hocayım. Yıllardır da şunu savunurum. Bu sınıfa girmek anlamlı değil. Bu sınıfta ders işlemek anlamlı değil. Ve bugün son 2 aydır sınıfa gitmeden öğrencimle her hafta düzenli eğitim yapıyorum. Ve okulumuzdaki bütün hocalarımız sahne sanatlarından işte sosyal Biraz sesiniz gitti Ercüment Bey. Böyle son 15 saniyedir. bir saniye. Şu anda nasıl? Şu an gayet iyi. Tamam. Sunum hala devam ediyor mu şu an? Sunum kapandı. Tamam. Sunumu şu an bağladım. Geldi Geldi. mi? Geldi. Tamam. Eğitimle ilgili şunu söylüyordum. 10 yıldır eğitim verdiğim üniversitede, Bilgi Üniversitesi'ndeyim. Yıllardır bir sınıfa gelmenin, bir sınıfta ders vermenin çok da önemli olmadığının hep altını çizmiştim. Ve son 2 aydır sosyoloji, psikoloji, felsefe, iletişim, medya, bütün derslerin online verildiği, 2 aydır hocalarımızın belki de 100'ün üzerinde öğrenciyle, ki ben de 110 öğrencimle ders yaptığım bir sınıfım var. Eğitimin dijitalleştiği bir yerde hobiler, kültürel eğitimler, sağlık, beslenme ve benzeri birçok alanda online eğitimlerin çoğaldığını göreceğiz. Ben bu konuyu eğitimden bir adım öteye götürüp öğrenme olarak güncellemek istiyorum. Acaba beslenme konusunda öğreneceğim bu kadar çok şey varken sizin gibi uzmanlar bir eğitim ve öğretim sınıfı açıp insanlara sadece danışılan değil, aynı zamanda öğretilen bir süreç tasarlayabilir mi? Buna dünyada şu anda en iyi örneklerden bir tanesi, şu an siz biliyor musunuz? Biraz evet Ercüment Bey, bir arada gidip geliyor. Deminkinden daha iyi ama. Şu an kesiliyor. Şu an nasıl? Daha iyi. Yer değiştirdiniz, daha iyi oldu. Bir git gel yaşıyoruz ama metalik olarak geliyor ses. Şu an iyi olması Şu an lazım. iyi. Şu an iyi. Tamam. Alalım. Şu an sesim herhalde sorunsuz geliyor olması gerekiyor. %90 arada Tamam. bir Şu an bana kadar herhangi bir kesinti oldu mu? hayır olmadı. Tamam. O zaman şu anda modem yanındayım. Herhangi bir problem olmayacaktır. Belki anlık bir kesinti olabilir diye yakınına geldim. Eğitimle ilgili de şu son söylediklerim duyulmamış olabilir. Beslenme uzmanlarının, diyetisyenlerin bireysel ya da birlikte bir beslenme, doğru beslenme ve bununla ilgili bir sınıf açması, bir öğrenme deneyimi tasarlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.
beslenme konusunda inanılmaz öğreneceğimiz şey olduğuna inanıyorum. Bunu da sizler gibi uzmanların dijital bir eğitim ve öğrenme deneyimiyle Ercüment Bey yine gidiyor ses maalesef. Duyuldu. En son yorumunuzda da demin de bir söylemiştiniz. Bunun en iyi örneği dediniz dijital öğrenimle ilgili. O kısım hiç duyulmadı. Belki bir tekrar denersek. Tamam. Şu anda iyi mi? Şu anda iyi. Tamam. Yani şu anda modemi... Çok ilginç. Bütün eğitim boyunca çok iyiydi. Şu anda iyi diyorum ama 3-5 saniye sonra tekrar bir gel git olabiliyor. Bu slaydı şu cümleyle kapatmak istiyorum. Eğitimin ücretsiz olduğu, öğrenimin ücretsiz olduğu ama deneyimin yani bir sonraki uzun vadeli danışmanın ücretli olduğu bir sistem bence beslenme uzmanları için çok ilginç, çok harika bir deneyim tasarımı olabilir. Çok teşekkürler. Bence bütün kritik konulara değindik gibi. Şu anda bana gelen bir soru yok. Sizi tamam. De oldukça yorduk Ercüment Bey. Estağfurullah. İkinci çok saati, keyifliydi. 2 saati geride bırakmışız. Evet, 2 saati geride bıraktık. İsterseniz başka da bir soru olmadığını düşünüyorum. Zaten Ercüment Hoca ile de her mecradan iletişimimiz her zaman kuvvetli. Yine de kendisine bizim aracılığımızla da ulaşabilirsiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Yani yine gelen mesajlar, katılım ve her şey yine ufkumuzu çok genişlettiniz. Çağı yakalamamıza yardımcı oldunuz. Ben her zaman zaten şirket olarak arzu ediyorum ki sizinle işbirliğimiz hep devam etsin ve her sizinle zaman. Birlikte diyetisyenlerimizin de mesleki olarak donanımlarına katkıda bulunalım. Bunu çok istiyorum. Ayrıca 2 yıl önce bıraktığınız kiloda kalmış olmanız da bir danışan olarak da sizi favori danışanlarımız arasına ekliyor. Burada da yine irademiz için de sizi ayrıca kutluyorum. Mükemmel bir toplantı oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben de şu eklemeyi yapmak isterim. 2,5-3 sene oldu. 3 senedir hem bu sektöre yaptığınız yatırımı hem de diyetisyenlere verdiğiniz emeği de gören biri olarak ben de bu tarz toplantılara katılmaktan büyük keyif duyduğumu ve verdiğiniz emeklere karşılık da gerçekten teşekkür etmek istediğimi yani sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Umarım ki bu çalışmalarımız daha da başarıyla artmaya devam eder. Bu süreçten de hepimiz sağlıkla ve daha fazla kazanım ve donanımla da çıkarız. Bir cuma sohbetini daha böyle geride bırakıyoruz. Katılımcılara da size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve bundan sonra da dediğim gibi sağlıkla, keyifle tekrar buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.